uzman olduğum 2000 yılı bir tesadüfle insan genom projesinin açıklandığı yıl oldu. Ve tarihçeye de bakacak olursak genomik tıbbında başladığı yıl olarak kabul ediyoruz. Neden? Çünkü 2000 yılına kadar nasıl finansta hepimizin bir hesap numarası var, bizim finansı kişiselleştirmiş durumda dünya. Tıpta da kişiselleştirme hepimizin genom şifresinin tanımlanmasıyla yani istatistiksel tıptan çıkıp istatistiksel tedaviden çıkıp kişisel tedavi ve tanıların gerçekleştiği yıl olarak 2000 yılını söyleyebiliyoruz. Bu dönem zaten bizim önleyici tıp ve personalized tıp dediğimiz önleyici kişisel tıbbın da ilk adımlarının atıldığı, ilk dataların toplandığı yıl. Bu yıldan sonra hepimizin küçük de olsa daha sonra ilerlemek kaydıyla bir gen haritası, metabolizmaya dayalı korelasyonu bitmiş, meta analizleri bitmiş PET-V'lerde gösterdiğimiz SNP'lerin analiziyle bir gen haritamız üstünden kişisel önleyici yani risk assessment'ların risklerin tayin edilip bunları önlemeye yönelik tıbbi hizmetinde verildiği, desteğinde verildiği bir döneme girdik. Yaklaşık 15 sene bu kişisel tıptaki ilerlemelerle devam ettik. Bu dönemde aslında bizim 2016 yılına kadar bir data birikti ve 2016'da meşhur Time dergisinde de işte genler kaderimiz mi diye çıktı. Bunun böyle olmadığını gördük. Neden? Çünkü eğer biz genlerdeki riskimizi bilirsek ki bu doğuştaki bir bize verilen bir bilgi yapımız bunu değiştiremiyoruz. Bunun %40 etkili olduğunu bulduk. Halbuki %60 epigenetik dediğimiz DNA'yı etkileyen ki gebelik döneminden itibaren ki bunu nereden biliyoruz? 2000'li yıllarda tüp bebekte de preimplantasyon genetik tanı çok hızlı ilerlemişti. Bizim 2000 yılında kurduğumuz genetik bölümünde de preimplantasyon genetik tanıyla biz başlamıştık. Bunun eğitimlerinin de sertifikasyonunu da veriyorduk. Ve gördük ki gebelik döneminden itibaren ölene kadar bir epigenetik etkideyiz. %60 doğuştan gelen genetik özelliklerimizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliyor bizim DNA'yı etki eden her şey. Bu nedenle önleyici tıbbın kişinin hayat tıbbının süresi ve kalitesinde etkili olduğu datayla ortaya çıktı. Ve yaklaşık bu hizmeti alacak olan nesillerin, işte bu yıllarda doğanların artık 140 yıl daha kaliteli bir, daha uzun ve kaliteli bir yaşam süreceğine dair datalar yayınlandı. Burada gördüğünüz gibi preimplantasyon genetik tanıda biz talasemi, Down sendromlu gibi riski olanlarda 3-5 günlük daha sonra işte haftalık aslında embriyoları da dondurarak bir hücre analizinden burada gördüğünüz çekirdeği izole ederek tanısını koyup normal embriyoları transfer ederek yani ilk preventif tıbbı embriyo deneminde de uygulayarak kişisel sağlık desteği verebiliyoruz. İşte bu nedenle hızlı bir gelişme olurken embriyolar bize başka bir kapıyı daha açtı. Embriyonik hücrelerin adeta çok potent bir şekilde bölünmesi, çoğalması ve farklılaşması bize dendi ki başka bir hücre yapısı var. Fakat ne yazık ki biz bunları kontrol edemediğimiz için ilk çalışmalarda özellikle onkolojik yönden riski açısından bunları klasik tıbba geçiremeyeceğimizi çok kısa sürede anladık. Hızlı yapılan çalışmalarda 2010'larda görüldü ki madem bu karakterde hücreler var, erişkin hayatta da var mıdır? Ki biz tıp fakültesinden mezun olurken özellikle 25 yaşları civarında kişiye göre değişmekle birlikte herhangi bir kök hücremizin artık olmadığını, rejeneratif moddan çıktığımızı, dejenerasyonla, yaşlanma ve kayıpla hayatı sonlandırdığımızı öğrenmiştik. Halbuki yapılan çalışmalarda her dokumuzda sinir dokuları dahil kök hücre adında dokusal ya da mezenkimal. Yani mezenkimaller bizim mezenkimal kök hücre dediğimiz bugün medicinal signaling cell dediğimiz yani tıbbi sinyal hücreleri tüm vasküler ağda perisitler şeklinde olduğunu, bunun yanında da her doku organımızda da dokuya yönelik kök hücre olduğunu gösterdik. Tabii bunları izole etmek, çoğaltmak ve aktive etmek gerekiyordu. Genellikle rejenerasyon yönünde doğal ortamda, biyolojik ortamda böyle bir sorun olduğu için biz çok aktif yararlanamıyoruz. Ama gösterildi ki dokularda da rejenerasyon bu yolla yapılıyor.
Ve adeta ölene kadar da belki sayılarındaki azalmayla beraber ama sıfır zamanlı olarak bu hücreler yaşam boyu bizimle devam ediyorlar. Şimdi çok hızlı bir şekilde geldiği için de yaklaşık 2010'larda biz rejeneratif tıbbında içine girmiş olduk. Böylelikle biyoteknoloji ve gen teknolojileri biraz önce de hocamızın bıraktığı yerden alacak olursak telemedisinle beraber adeta uzay tıbbı dediğimiz bölümlerin de açılmasına neden oldu. Bunların aktivasyonunda özellikle kök hücreleri biz nasıl klinikte kullanıyorduk? Burada gördüğünüz gibi 2014'te ilk ruhsat aldığım zamandan bahsetmek gerekirse böyle hantal makinalarımız vardı. Yağ dokusu bizim için en zengin kaynaklar, kemik iliği, deri. Bunlardan izole aldığımız dokuları, işte enzim reaksiyonları vesairenin gerçekleştiği santrifüjlerin olduğu makinalarda 45 dakika ile 2 saat arası izole ediyorduk. Enjektöre toplayıp ondan sonra da hastada burada gördüğünüz gibi kıkırdak oluşumlarında, ortopedide, kozmetikte, rekonstrüktif cerrahta ve otolog olarak kullanıyorduk. Yani hastanın kendi dokusunu elde ettiğimiz kök hücreleri kendisine transfer ederek ve yönetmeliğe göre de uluslararası aynı ameliyat sırasında yani manipüle edilmemiş hücreler olarak kullanıyorduk. Burada bir amplifikasyon söz konusu değildi. Allojenik hücrede kullanamıyorduk. Yaklaşık çok hızlı bir süre sonra bu hantal makineler yerinde işte kitler ortaya çıktı. Enzim reaksiyonlarından vazgeçtik. Mekanik ayrıştırmalara, izolasyonlara geçtik. Ve bunlar adeta bir süreç halinde oturdu. Ve biz de dedik ki artık böyle bir dönemde biz bunları otolog çoğaltmadan aynı operasyonda rekonstrüktif nedenlerle diyabetli ayaklarda, dejeneratif hastalarda kullanabiliriz. Mesela diyabetik ya da radyasyon ayaklarında dolaşımın durduğu, yaraların kapanmadığı dönemlerde işte tek seansta graft artı hücre uygulamasıyla çok kısa sürede sonuç alındığını dünya ile beraber biz de adeta aynı takvimle devam ettik. Ve bunların takiplerinin nasıl olması gerektiğini, nasıl protokoller uygulamamız gerektiğini, diyabetik yaralarda, travma hastalarında, ortopedi hastalarında, rekonstrüktif hastalarda protokollerimizi de yazarak dünyaya toplama imkanı bulduk. Fakat gel gelelim 2020 yılı her şey böyle giderken klasik quality control kuralları da hakimken 2020 Mart'ta COVID dünyaya ilan edildi ve maalesef ilk önlem olarak da işte sağlık, izolasyon, hijyenik koşullar gibi ve maalesef de çok ciddi tedaviler de bulunamadan birçok denemenin de yapılarak eldeki her imkan kullanarak da yapılan tedavi ya da önleyicilerinde çok ciddi sonuç vermediğini gördüğümüz bir dönemde geçirdik. İşte böyle bir dönemde Çin'de birkaç tane ilk yayın olmak üzere görüldü ki COVID hastalığı aslında bir klasik viral enfeksiyonun dışında hücrede giden bir inflamasyon reaksiyonuyla devam ediyor. Gen entegrasyonu söz konusu ve genomik sistem yani insan biyolojik sistemi virüs için bir konakçı olarak kullanılıyor. Çoğalmasında, yayılmasında ve hastalığı başlatmadaki inflamasyonda kişinin kendi bağışıklık sisteminin kontrol dışına çıkarılmasıyla giden bir süreç olduğu görüldü. Bunun üstüne de anti-inflamatuar mekanizmanın önem taşıdığı anlaşılınca elimizde ne var diye bakılınca işte steroid ve diğer önlemlerin de işe yaramadığı görülünce tek yolaklı özellikle de Çin'de bu kök hücre ya da biyolojik tedaviler uygulandı. Bunların ilk alınan sonuçları da case başına olarak uygulandı. Olumlu geldi ve bu dönemde hatırlarsınız Sağlık Bakanımız bir gün dedi ki biz dedi elimizde yeni datası olan tedavilere izin vereceğiz bize bildirin diye bir şey yayınladı. Tebliğ yayınladı ve biz o sırada hazırdık zaten.
Marmara Üniversitesi Yoğun Bakım Bölümü hocamız İsmail Hoca ile görüşmüştük. Bakanlığımızın böyle bir iznini istedik ve 8 hasta 3 kontrolde ilk proof of concept çalışmamızı yaptık. İzin verildiği gece biz hücrelerimizi gönderdik Trabzon'dan İstanbul'a ve ilk sonuçları da bakanlığa bildirdik. Gerçekten çok hızlı, ilk 24 saatte anti-inflamatuar etkisinin gördüğümüzü, özellikle bu sitokin 6'da azalmalar ve inflamasyon markerlarında özellikle de kontrol edebildiklerimiz, bakabildiklerimizi de ciddi bir azalmanın olduğu, bazı hastalarda bir reaksiyon, alerjik reaksiyon değil, biz buna hücre reaksiyonu diyorum ben. Hızlı bir hücre reaksiyonu, işte tansiyonda oynamalar vesaire oldu ama zaten çoğu hastamız monitörizeydi. Bunları da yönetmeyi de öğrenerek IV allojenik kullanıma bakanlık bize izin verdi. İlk raporda olumlu çıktığı için 24 saatlik bir call center kuruldu. İşte telemedisinin burada uygulamalarından birini de görüyoruz. Özellikle regülasyon konusuyla ilgili olarak da COVID merkezi kuruldu. Biz ülkenin her yerinde hatta yurt dışında bir hasta geldiği zaman merkezimize yapılan başvuruda hemen online başvuruyorduk. 24 saat içinde izin geldiği anda hücreleri yönlendiriyorduk. Yaptığımız şey şu oldu, biz bu tedavileri birebir kendi hemşirelerimizle online olarak telemedisinle de takip ettik. Neden? Data toplamak çok önemli olduğu için vermeden önce ve verdikten sonraki datalarını aldık ve bunların 200 küsurunda yazılı olarak takip ettik. Ve gördük ki aslında şu anda da birçok denenen işte plazma vesaire aşılar COVID'in önlenmesi ve tedavisinde ciddi bir veri ve başarı söz konusu değilken biz kök hücre uygulamalarında ciddi hedefe yönelik tedavi etme imkanı bulduğumuzu gösterdik. Nasıl yaptık? IV uyguladık. Yani diğer yöntemlerle de karşılaştırması aslında yapıldı. Yani o dönemdeki inhalasyon, işte lokal vermeler vesairenin dışında sistemin sinyalle çalıştığını, ki daha önceki hayvan ve preklinik çalışmalar bize bunu kanıtlamıştı. Bu özellikle mezenkimal kök hücre dediğimiz kök hücreler, sinyal pathway üstünden verdiğimiz hücreler enflamasyonun olduğu yere sinyalle çekiliyorlar. Orada homing etkileri var ancak yerleşik olarak etki etmiyorlar. Bağışıklık sistemi hücreleri üstünden enflamasyonu azaltıp anti-inflamatuar moleküllerin artmasını ki bunlar arasında etkili olan IDO gibi yeni bir takım mekanizmaların da açıklandığı sistem etkisi gösterdiğinde görmüş olduk. Yani antimikrobiyal etkisi, anti-inflamatuar etkisi, immün regülasyon etkisi nin ön planda olduğunu gösteren preklinik, klinik ve genom çalışmaları çok hızlı bir şekilde yürütüldü. Bu arada komplikasyon olarak da gelişen COVID sırasındaki stroklara da bakanlıktan biz izin almış durumunda kaldık. Ve bu hastalara yaptığımız uygulamalarda, tek doz, yüksek doz uygulamalarda rehabilitasyonla beraber ilk 5 hastamıza uygulama izni aldık. Ve bunları 2 sene boyunca da takip ettik. İş adamı mesela 5 hastamızdan biri bu hemoroji stroke ve stabil olduktan sonra uyguladık. COVID yoğun bakımda yani sağlıklı girdiği COVID yoğun bakımda sağlıklıyken uyandığında bir de stroke'un eşlik ettiğini gördük. Öncesi sonrasını görüyorsunuz. 4 haftadan sonra takip ettik. İlk 6 ay içinde ince hareketleri de olmak üzere hastanın gelişimlerini hem objektif kriterlerle hem MR hem EEG hem de takip kriterleriyle biraz sonra göstereceğim. Hepsini takip ettiğimiz 5 hastamızı da hazırladık yayına. Şimdi bunları yaparken 2021 yılında elimizde ciddi datalar vardı ki biz
2019'da Kaliforniya ile beraber de bunlara başlamıştık. Çünkü genomik tıp dediğimiz şey hem gen doğuştan gelen mutasyonuna beraber giden genom anomalileriyle uğraşmak ve tedavi etmek. Keffar bir diziyiz, benim tezimde mutasyonlarına bakıyorduk 1998'lerde. Şimdi gen terapiyle bunu tedavi edebiliyoruz. Irvine'la bu cin terapileri çalışıyoruz. Fabry disease'de bunlardan bir tanesi. Enzim replasman tedavisi. Bu hastalıklarda zor olan taraf her ailenin kendi mutasyonuna sahip olması. Kanser gibi. Yani her tümörün kendi mutasyonunun olması. Kişisel tedavi edecek genetik cin terapilerin hazırlanması gereği. COVID'e gelecek olursak hemen 8 hastalık yayınımızı, 3 kontrol 8 hastalık yayınımızı biz yayınladık. Proof of Concept ve bunun hemen ardından da 2 sene takip ettiğimiz 210 hastalık COVID serimizi yayınladık. 210 hastalık serimiz ise bizim protokolü yayınladığımız entübe ve entübe olmayan hastalardaki başarı oranlarını yayınladığımız bir yayınımızdı. Burada protokolü tarif ettik, dozu tarif ettik ve yaklaşık olarak da entübe hastalarda %40-45 başarı oranı tek dozda, yüksek dozda sağlarken %75-80 tek dozda entübe olmadan önce Stokin fırtınası sırasında bu yararı sağladığımızda gösterdik. Burada gördüğümüz gibi bunu da literatüre ekledik. Tabii bunu söylemek yeterli olmuyor. Bunun bilimsel camiada kanıtlanması için meta analizlerinin gelmesi gerekiyordu. Bu senede 22'de, yani geçtiğimiz senenin sonuna doğru da meta analizler çıktı. İlk meta analizde meta analize uygun kriterleri olan çalışmalar, COVID çalışmaları, tedaviler toplandı. 1265 tane COVID döneminde biyolojik kök hücre tedavili çalışma var. Bunlardan ancak 10 tanesi meta analiz kriterlerine uygun olduğu görüldü. Bu 10 taneden de şurada gördüğümüz gibi işte 3 tanesi Çin'de, bir tanesi Almanya'da, bir tanesi Amerika'dan, bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, bir tanesi Rusya'dan olmak üzere. Bir tanesi de Türkiye'den bizim grubumuza ait. Yani dünyadaki 10 merkezden bir tanesinin biyolojik kriterlere uygun olarak, tıbbi kriterlere uygun olarak yapıldığını gösteren bir meta analizimiz de böylece çıkmış oldu. İkinci meta analizimiz de tabii çok önemli, Mayo Clinic tarafından yapıldı. Ve dendi ki dünyada takip kriterlerine, medikal kriterlere uygun kaç tane kök hücre hastası var? Dünyada bu kriterlere uygun olarak öncesi sonrası da takip edilen 730 hasta var. 736 hasta var yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu 730 hastanın 210 tanesi bizim hastamız. Yani neredeyse dünyada üçte bir hastayı kriterlere uygun olarak, tıbbi kriterlere uygun olarak biz takip edip tedavi etmişiz. Bunu da Mayo Clinic'in meta analiziyle ortaya çıkardık. Tabii güzel olan tarafı biz o sırada da Üsküdar'a Üniversitesi'ne, tıp fakültesine başlamış olduk. Ve bu son meta analizden sonra da Mayo Clinic'in yeni 21. yüzyıl bir dergisi var. Oradan hemen letter istediler ve biz Üsküdar Üniversitesi olarak ilk resmi yayınımızı da COVID tedavileri ve meta analizleri üzerine protokolleri, kullanım şekilleri üzerine de ilk letterımızı oraya gönderdik ve yapmış olduk Mayo Clinic'in bu yeni dergisine. Çok güzel bir müjdeyle 2 gün önce kabul edildi. Stroke'u biz Üsküdar Üniversitemizden yayınlamış olduk. 5 hastamızı da Frontiers'den kök hücre stroke hastalarını tedavisi olarak yayınladık ve kabul edildi yazımız. O yüzden çok mutluyuz. Hani bu toplantıya Üsküdar Üniversitesi yayını olarak yetiştirdiğimiz için şöyle önemi var bu yazının.
Tabii ki önümüzde büyük bir camia var, büyük bir farmasötik endüstri var. Bir taraftan da biyolojik tedaviler var. Hakikaten bunu söylememiz gerekiyor ki bu endüstriye karşı bizim yaptığımız çalışmalar çok ciddi eleştiri görüyor ve büyük bir gayret sarf ediyoruz. Hatasız olmakta, çok daha fazla titiz çalışmakta. Bu yayınımızı yayınlayana kadar biz ciddi 8 aydır eleştirileri hep cevapladık, kriterlerimizi yayınladık ve sonunda başardık. Ama multisentrik de bir çalışmaydı. Özellikle Yeditepe Canan hocamız biliyorsunuz rektörümüz, nörolojinin desteği, Üsküdar'da başladığımızdan beri gördüğümüz tıp fakültesi dekanlığının desteği, sürekli olarak hani yayınımızın mükemmele yakın olmasına çalışarak bu yayınımızı kabul ettirdik. Camiada bu konuda 5 hastayla proof of concept ilk çalışma dünyada literatürde. Tek tek olumlu ya da olumsuz eleştiri alarak yapılan çalışmalar var. Ama ya deneysel ya case report halinde. Biz bunları 5 ayrı hemorajik ve yani homojen olmayan bir grupta hem hemorajik hem emboliye bağlı hastalarda, bir tanesi de kronik hasta, 1 senelik hasta, diğerleri ilk 6 aylık olayın yaşandığı hastalar. Bunları tek tek sunarak ve kriterleri de yayınlayarak, bütün bu quality control kriterlerini de yayınlayarak onu da bütün hocalarımıza ben ileteceğim. Yayınımızı yaptık. Bunlarda da aslında minör ve majör bütün hastalarda da bir yararlanım olduğunu gösterdik. Majör bir yan etki olmadan. Tabii bu çalışmanın değeri bundan sonraki geniş seriyle bu çalışmayı planlamak. O yüzden şimdi bunun planlamasını yapıyoruz. Bir taraftan da özellikle mezenkimal kök hücrelerin açıklanmış olan ciddi pathway'ine uygun sinyalizasyon etkisi üstünden sistemik etkisi, yani COVID'de de aynı şekilde tek bir yolaktan yayılmayan hastalıklar, sistemik hastalıklar, özellikle inflamatuar hastalıklar. Bakacak olursanız erken over yetmezliği gibi hastalıklar dahil olmak üzere, demans olmak üzere, otoimmün hastalıklar olmak üzere, bu hastalıklarda ve long COVID olmak üzere, retinitis pigmentosa olmak üzere çeşitli gruplarda yeni çalışmalar planladık. Long COVID'deki çalışmamızı da şöyle yaptık. Tamamen Üsküdar Üniversitesi'nde çalışmamızı başlattık. Öğrencilerimizi de aldık. COVID döneminde tedavi ettiğimiz kök hücre ve kök hücre almayan hastaları karşılaştıracak şekilde long COVID'de biyolojik tedavilerin etkisini göstermek üzere de Üsküdar Üniversitesi'nde etik iznimizi alarak bir çalışma başlattık. Öğrencilerimiz de var bu grupta, genetik kulübünde çalışan öğrencilerimiz. Yaklaşık 100 küsur hastada, diğer grupta kök hücre almayan hastalarla karşılaştırarak long COVID'deki nörolojik, psikiyatrik, işte gastrointestinal sistem, inflamatuar yan etkiler bakımından karşılaştıracak şekilde bir anket çalışması, ona başlamış durumdayız. Ayrıca biraz önce söylediğim işte demans, menopoz, erken menopoz ya da erken over yetmezliği gibi hastalıklarda çalışmalarımızı de farklı akademik gruplarla planlıyoruz. Umuyorum ki bu çalışmalarımızla kısa süre içinde başlayacağız. Ayrıca yıllar önce 2013'te de TÜBİTAK'a verdiğimiz MS ile ilgili çalışmamızı tekrar, preklinik bir çalışmaydı ama artık kliniğe taşımakta fayda olduğunu görüyoruz. Bunun gibi hastalıkları da tekrar gündeme almak istedik. Bu çalışmalarımızın hepsini de üniversitemizin şu anda çalıştığı Horizon Ar-Ge desteğini almak üzere planladık. Ciddi bir bütçeli olan tarafına COVID için planlamış olduğumuz bir patentimizi de katarak başvuruda bulunuyoruz.
İlk başvurumuzu sanırım Mart ya da Şubat'ta yapacağız. Haziran döneminde de tam başvurumuzu yapmayı eğer olumlu gelirse ümit ediyoruz. Bunun da ciddi bir kaynak oluşturacağını üniversitemiz olarak düşünüyoruz. Çok kısa ben öğrencilerin de ilgisi çektiği için söylüyorum. Dünyada artık tıpta özellikle her şey DNA. İşte çok ilgimizi çeken bu maalesef. Biliyorsunuz her şey sinema sektörüne geldiği zaman da Amerika'da biliyorsunuz demek ki hayatımız içine iyicene girmiş demek. DNA'yı kurşunlardan işte burada gördüğünüz kırmızılarda kök hücreleri göstermek üzere aslında herkes artık gelen biyoteknolojinin de farkında. İş böyle olunca biz de daha önceki bütün yasal izinlerimizi, üretim izinlerimizi vesaire kullanarak klinik tecrübemizi, böyle bir sanal kliniğimiz var. Genomik tıp merkezi nasıl çalışır diye böyle bir şey de çektik. Bize bir hasta başvurduğu zaman multidisipliner tabii olması çok güzel. Genomik tıp artık multidisipliner çalışıyor. İşte nöroloğumuz, beyin cerrahımız, koordinatör hemşiremiz, administratif koordinatörümüz hastamızın dosyasını inceliyoruz. Bu bir stroke hastası, felç hastası. Dosyayı bunu ortopedide yapabiliyoruz. İşte rekonstrüktif bir kanser hastasında yapabiliyoruz. Hastanın dosyası inceleniyor, gerekli izinler alınıyor. Şu anda 3-4 hafta süren bir süreç bu. Hastanın protokolüyle her şey netleşince hücreleri hazırlanıyor ve monitörize ederek overnight ya da outpatient bir klinikte hastanın tedavisi yapılıyor. Hasta gözlem altında tutuluyor. Dünyada şu anda Mayo Clinic dahil bize başvurmuş durumda. Çünkü verilerimizle yani basılı verilerimizle, yayınlarımızla 5-8 sene öndeyiz bütün gruplardan. Bu avantajımızı kaybetmek istemiyoruz. Şu anda başlayan ki dünyanın en zengin işte Musk'ın ve Amazon'un sahiplerini kurduğu biyoteknoloji şirketinin çalışması da bunu hedefliyor. Yeni başlayanlarla aramızda 5 senelik böyle bir data ve publish farkı var. Bunu maalesef satın alamıyorlar. Bu tecrübemizle biz hızlıca bunu şekillendirirsek burada gördüğünüz sanal kliniği ya da hastaneyi çünkü artık her bölümle çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi tüp bebekten tutun enfeksiyon bölümüne kadar. Genomik tıbbın iç içe geçtiği, zaten psikiyatride hocamızın Türkiye ve dünyada öncüleri biz farmakogenetiği girdik. İlk gün gördük klinikte bunun her hastada uygulandığını, farmakogenetiğin direkt bunun uygulandığını, whole genome yani tek tek mutasyon bakmak yerine whole genome'un çok ucuza bir rutin yapıldığını düşünecek olursak böyle bir hastane projemizi de biz projelendirdik. Umuyorum bu Horizon'dan da bu desteği alır ya da biz başka kaynaklara da başvurarak, üniversitemizin de kaynaklarını kullanarak artık hastane yazılımı şekline döndü bu iş. Çünkü gördüğünüz gibi tam teşekküllü bir hastanenin her bölümünü kullanarak içine küçük bir teknoloji desteğiyle yazılımı değiştirerek ki bu sağlık ekonomisinde de çözüm getiriyor. Çünkü sağlık ekonomisi çok pahalı ve hantal bir sistem dünyada. İngiltere ve Amerika'nın 2006'da Obama'nın verdiği kişisel genomik bütçe aslında kabul edilmişti orada. Bunu uygulamaya hedeflemişlerdi insan genom projesiyle. Bunu da içeren bir proje. Böylelikle sağlık sektöründeki finans yükünü, bireysel sağlık sigorta ve yaşlanma dönemindeki sağlık ödeme krizlerini içine alacağını düşünecek olursak buna da çözüm getiren bir yazılım aslında bu proje. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir hastaneye de uygulayabileceğimiz bir proje. Ama bunun modelini, bir showroom'unu kurmak zorundayız. O yüzden biz buna da artık kolları sıvadık. İnşallah bunu da yapalım diyoruz. 21. yüzyıl genomik tıp projesi diye bir kişisel önleyici rejeneratif tıp klinik hastane projemiz var. İnşaatından ki bütün inşaatlarında da bizler bulunuyoruz. Çünkü tıbbi bir takım ölçekler gerekiyor. İşte bakanlıkla ve dünyadaki diğer kurumların şeyleriyle de beraber, işte FDA gibi quality kontrol sistemleriyle de beraber bunları çalıştık.
hepsinin bir regülasyon yönetmeliğini hazırladık. Böyle hayali bir hastane kurguladık. Bunu da sunumu yaparken şimdi büyük kızım benim Amerika'da UCLA mezunu, bioinformatikçi, computational biologist oldu. NYU'da bu konuyu çalışıyor coding'de. Bizim bu son stroke'ta da bize destek verdi. Diğer yayınlarımızda da destek veriyor. Onlar kodlamayı ve bu data analizini yapıyorlar. Küçük kızım da biraz önce gördüğünüz videoların hazırlanmasında görev alıyor. Onlar zaten antenli bir grup. Onlara bir şey söyleyemiyorum. Onları da sizinle paylaşmak istedim aile olarak. Bize böyle bir huzurlu, kucak açtığı için de Nevzat hocama ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bütün hocalarımıza da hoş bulduk diyorum. Umuyorum ki hep beraber çalışma imkanı buluruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam bugünkü.